Şahin ben. Halil Bey'in bahsettiği gibi bugün aslında iki şapkamla sunum yapacağım. Şanslıyım. Sizin önünüzde iki sunum yapabileceğim. İki slot aldım. İlk şapkam IoT XDR'da gönüllü şapkam. IoT ekosistemini geliştirmek için Türkiye'de paydaşlar arası sinerjiyi artırmak için neler yapıyoruz onu anlatacağım. Sunumun ikinci bölümünde de asıl işimiz, kurduğumuz bir şirket var, bir girişim var. Enerji sektöründe IoT ve iş zekası uygulamaları yapıyoruz. Orada örnek uygulamalar neler? Türkiye'de diğer bu alanda çalışan startuplar kimler? Onlar neler yapıyor? Biraz oradan bahsedeceğim. Kendimi bir iki cümleyle anlatmam gerekirse elektrik elektronik mühendisliği kökenliyim. Mezun olduktan sonra birkaç sene yurt dışında Amerika'da ve Almanya'da Ar-Ge ve akademik tecrübe edindim. 2014'te bir seneye yakın Silikon Vadisi'nde kaldım. O bayağı bir bakış açımı değiştirdi. Sonrasında şirkete yansıdı. Şirketin vizyonuna onu biraz bahsedeceğim. Özelleştiğimiz konu da dediğim gibi enerji sektörünün dijital dönüşümü. Orada IoT uygulamaları, Endüstriyel IoT diye tabir ettiğimiz kısmı. Çünkü commercial uygulamaları da var. Daha son kullanıcıya dokunan uygulamaları da var IoT'nin. Çoğumuzun bildiği uygulamalar aslında onlar. Ben bugün biraz diğer endüstriyel tarafı anlatacağım size. IoT XDR gibi Bilişim Vakfı'nda da gönüllü olarak çalışıyorum. Orada da akıllı şehirler, dijital dönüşüm, Endüstri 4.0, işte sanayinin, belediyelerin dijital dönüşümü üzerine kamuda farkındalık yaratmak, regülasyonlara bir şekilde hazırlık yapmak, bu süreci hızlandırmak için çalışıyoruz. IoT XDR 2015 yılında Alper Yayın tarafından kuruldu. Alper Yayın, Silikon Vadisi'nde tecrübesi olan, kendi startup'ını kurmuş, sonrasında batırmış. Şimdi Avrupa'da IoT alanında, haberleşme alanında, LoRaWAN dikeyinde çok büyük bir aslında oluşumun teknik koordinatörü, tekniğinin başındaki kişi. İlk başlattığında Türkiye'de bu eksikliği, bu boşluğu gördü aslında. Birçok kişi aslında IoT alanında konuşuyor, konferanslarda, seminerlerde, işte genelde şirket temsilcileri oluyor onlar. Ama gerçekte bu işi sahada yapan, bilfiil bunun üzerine uzmanlaşmış, teknik tarafı da bilen, Ar-Ge yapan kişilerin çok fazla konuşmadığını, çok fazla aslında kendilerini duyurmadığını ve o niş alanda bir boşluk olduğunu gördü. Çünkü hani o adamlar o IoT projelerini yaparken sahadalar. Gerçekten o işi yapmakla meşguller. Dolayısıyla çok fazla kendilerini anlatamıyorlar. Özellikle startupların pazarlama tarafları eksik kalıyor. Bir de IoT uçtan uca çok büyük bir değer zinciri. Baktığınız zaman İşin donanım tarafı, yazılım tarafı, haberleşme tarafı, işte NGO'lar, kamu, özel sektör, startuplar, yatırımcılar. Yani burada bir boşluk vardı. Hiç kimse tek başına bu sektörü ilerletemiyor. Bir arada bir aslında bağ gerekiyordu. O amaçla ekosistemi hızlandırmak için kuruldu. Burada da hani üç sacayağı: teknoloji, inovasyon ve girişimcilik. Özellikle startuplar, IoT alanında çalışan, tarım, eğitim, ulaşım, sağlık, enerji, sektör bağımsız IoT'yi işlerinin aslında göbeğine koyan startupların bir şekilde yaptığı case'leri anlatması, hem pazarlamalarına destek olması, hem yatırım çekmesi, hem startuplar arası işbirliklerinin oluşması için bir mecra aslında bu. Bunu yapmak için belli başlı yöntemleri seçtik. Neler yapıyoruz bu ekosistemi geliştirebilmek için? Seminerler, atölyeler düzenliyoruz. Aynı bunun gibi meetup'lar. Bizde 70 küsur, burada 60 burası yazıyor ama 72 civarı meetup yaptık. Mesela bir sonraki meetup'ımız 9 Ocak'ta. Ondan not etmenizi öneririm. IoT ve KVKK. Aslında çok fazla konuşulmayan kişisel verilerin korunumu kanunu ve özellikle son kullanıcıya dokunan IoT şirketlerinin bu alanda yaptıkları, buradaki tehditler, etik açıdan değerlendirmesi gibi bir konuyu işleyeceğiz. Burada genelde startup CEO'ları, CTO'ları veya bilfiil bu işi yapan kurumların gerçekten hani teknik tarafta aslında bilgi sahibi kişiler bu seminerleri yapıyorlar farklı farklı alanlarda. Burada da bir ekosistemi aslında oluşturmak ve sonra hızlandırmak için ilk yapmamız gereken ekosistemin bir haritasını çıkarmak. Biz bu işe başladığımızda aslında Türkiye'de hangi şirketler var, hangisi hangi alanda, bu haritalama, bu mapping çok fazla yoktu. Biz tek tek bütün şirketlerle konuştuk. Hangisi ne durumda, işte hangisi yatırım almış,
hangisi şu an hızlı büyüyor, hangileri biraz daha zombi modunda, hangileri kapanıyor. Bu harita da dinamik bir harita. Sürekli güncelliyoruz. Neredeyse haftada bir şirket giriyor veya işte bir şirketi çıkarabiliyoruz. Şimdi bunu daha da dinamiğini yapacağız. Nodlar şeklinde dinamik bir harita düşünün. Kişiler, kurumlar, NGO'lar, işte kamu, özel sektör hepsi birbirine bağlı. Kaçıncı dereceden bağlı olduğu oradaki hub'lar hepsi aslında bir bakışta gözüküyor olacak. Onu da inşallah ocağın 2. 3. haftası lanse ediyor olacağız. Bu gördüğünüz gibi daha statik bir harita. Ama bu bile bayağı işe yaradı. Yani buraya bakıp ha ben şu şirketle iş yapabilirim, partnerlik yapabilirim diyen işte yaptığımız seminerlerde gelip müşteri olarak sonrasında bu startuplardan ürün alan veya işte kurum olarak gelip örneğin işte Microsoft'tan Cavit Bey var. İşte Microsoft çoğu şirketle burada çalışıyor. Cloud veya farklı servislerde. Oradaki sinerji işbirliğinin artması şeklinde. Aynı şekilde telkolar, diğer bulut tedarikçileri. Birçok aslında işbirliği oldu. Tabii bizim asıl istediğimiz de buydu. Startupların müşteri bulması, kendi içlerinde partnerlik yapmaları ve biraz daha kamuda bu farkındalığın yaratılması. Yani belediyelerin IoT projeleri, dijital dönüşüm projeleri yaparken bu şirketlerle çalışmaları, yerli, burada bu teknoloji geliştiren arkadaşlarla. Bunu yaptıktan sonra yatırım haritasını çıkardık. Hangi IoT şirketi, kimden ne kadar yatırım almış, hangi süreçte, hangileri ne kadar yatırım arıyor, bunun haritasını çıkardık. Bir ekosistem oluşturunca aslında bir çekim gücü de oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla yatırımcılar geliyor. Onlara belli başlı bilgileri, belli yönlendirmeleri yapabiliyorsunuz. Bu alanda da aslında faaliyet göstermeye başladık. Burada eksikler olabilir, fazlalar olabilir. Sizin de gördüğünüz eksikler varsa bize iletebilirsiniz. Bunu da güncelliyoruz sürekli olarak. Girişim danışmanları, yani IoT şirketlerinin bir eksiğinin şu olduğunu gördük. IoT uçtan uca çok büyük bir değer zinciri demiştim. Yani hem donanım, hem yazılım, hem onun haberleşmesi, hem bunun satışı, iş geliştirmesi, sonrasındaki satış sonrası hizmetler, bakım. Aslında bir IoT startup'ı hepsine bir anda hakim olamıyor. Bu işi daha önceden yapmış veya bir noktada bu işe dokunan tecrübeli kişilerden bir aslında ekip oluşturduk. Bir komite oluşturduk. Şirketler geliyor ücretsiz bu ekipten. Gördüğünüz gibi işte burada örneğin Metin Bey var. Airtice'da yıllardır milyonlarca modem satmış. O modemin nasıl yapıldığı, çipleri, işte ihracatı, sonrasındaki bakımı aslında çok büyük bir tecrübesi var. Onu başka modem yapan bir arkadaşa aktarabiliyor. İşte Gül Hanım var, enerji sektöründe IoT uygulamalarını aktarıyor. Ömer Bey var, daha çok işin girişim, yatırım tarafı, product market fit, bunları anlatıyor. Yani aslında hepsini, bütün boşlukları tamamladığımız bir ekip. Bayağı güzel bir fırsat startuplar için. Ücretsiz olarak bu mentorluğu alabiliyorlar. Daha da bir adım öteye gidip dikey danışmanlıklarda başlattık. Örneğin yani bir cihaz geliştireceksiniz, oradaki mikrokontrolle alakalı işte çok spesifik sorularınız var veya MB-IoT, LoRaWAN teknolojisi ile alakalı çok spesifik sorular. Bu arkadaşlar bayağı, biz bunları hardware wizard diyoruz. Donanım alanında bayağı sağlam arkadaşlar. Kendi startupları var veya çalıştıkları kurumlarda donanımı yiyip yutmuşlar, haberleşmeyi, network'ü. Bu arkadaşlara ücretsiz yine danışmalarını sağlıyoruz. Yani bir soruyu yazıyorlar, arkadaşlardan uygun olan cevaplayabiliyor veya birebir mentorluklar şeklinde. Bu da yine ücretsiz bir servis. Dikey çalışma grupları oluşturduk. Burada ilk örneklerini LoRaWAN'da yaptık. Bu teknolojilerin akıllı şehirlere, işte akıllı enerji, akıllı tarıma uygulandığında nasıl projeler çıkacağı, nasıl işbirlikleri olacağını görmek için işte kamudan, özel sektörden, startuplardan veya startuplarda çalışmak isteyen, gerçekten bu alana kafa yoran, mesela tez yapan arkadaşları topladık. Beyin fırtınası şeklinde akıllı tarım uygulamaları neler yapılabilir? Oradan bir strateji yol haritası çıkıyor, oradan bir prototip çıkıyor. Orada tanışıp işte startup başlatan arkadaşlar da oldu. Biraz daha dikkat ettiyseniz genelden başlayıp böyle sektörel dikeylere doğru gittik. Bu işin hani üniversitede de anlatılması, hem lisans hem yüksek lisans seviyesinde IoT şirketlerin ihtiyaç duyacağı, arkadaşların daha üniversitedeyken oluşması için aslında bu güzel bir yöntemdi. Ders açtık. İlki Boğaziçi Üniversitesi'ndeydi. Şimdi MEF Üniversitesi'nde de başlayacak. Bunu da böyle yaymak istiyoruz. Burada baktığınız zaman normal bir akademik dersin çok ötesinde bayağı sahadan
IoT'nin farklı alanlarında uygulamalar yine startup kurucuları ve işte sektördeki yetkin insanlar tarafından anlatıldı. Blockchain o işi en iyi bilen adam tarafından anlatılıyor. İşte siber güvenlik tarafı o sektörde çalışan, bunun testlerini yapan kişiler tarafından anlatılıyor. Öğrenciler için yine bu da bulunmaz fırsattı. Yani normal bir dersten çok çok öte, dönemin sonunda bayağı kendi IoT productlarını oluşturdukları bir şeydi, dersti. Ekip bu şekilde, hepimiz aslında gönüllü şekilde çalışıyoruz. Alper Bey, bahsettiğim gibi işin 2015'te ilk kuruluşunda görev alan kişi. Sonrasında bizler dahil olduk. Hedefimiz de ekibi aslında bir şekilde genişletmek. Özellikle şu profilde insanlar arıyoruz. Mesela ben geldim, dedim ki enerji sektöründe IoT, endüstriyel IoT uygulamaları dikeyinde hani ben tecrübe sahibiyim az çok. Bu alanı sahiplenebilirim. Aynı şekilde sağlık, tarım, işte eğitim, havacılık neyse aklınıza hangi sektör gelirse o sektörü sahiplenip orada bir komünite oluşturacak, farkındalık oluşturacak bir ekosistem oluşturup işte böyle etkinlikleri, çalıştayları, raporları, white paper'ları yazacak, buna katkı koyacak arkadaşlar arıyoruz. Sizler de ilgilenirseniz, bana ulaşabilirseniz ben size çok daha detaylı aktarabilirim. Genel olarak IoT, XDR'ın çalışmaları bunlar arkadaşlar.